Satürn'de Hobi'den herkese merhabalar. Bugün sizlere sepet nasıl yapılır onu tarif edeceğim. Sepetim için kullanacağım ipim Renatura XS-Lace ip. 250 gram ağırlığında, %70 pamuk, %25 polyester içermektedir. Kalınlığı ise 4 milim, 65 metredir. Bu ipime uygun olarak 9 numara metal tığ kullanacağım. Sepetimizi şu şekilde göstereyim sizlere. Herkesin çok kolaylıkla yapabileceği yeni başlayanlar için böyle renkli bir sepetimiz olacak. Ben bu şekilde kombin yaptım. Siz de daha farklı renkler kullanmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi nasıl yapılır ona geçelim. İlmek kaydırmamı bu şekilde tamamladım. Şimdi gövde kısmına geçiyoruz. Gövde kısmında kırmızı ip kullanacağız. Kırmızı ipi nerede kullanacağız? Siyah 9 tane sık iğne yapacağız. 1 tane kırmızı sık iğne yapacağız. 9 tane siyah, 1 tane kırmızı. Şimdi 9 tane siyah sık iğnemizi yapalım. Burada kaydırma yaptığım ilmeklerin arasına tığımı batırıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde toplam 9 tane siyah sık iğne yapıyoruz. 9. sık iğnemizi kapatmadan kırmızı ipimize geçiyoruz. 9. ilmeğimi bu şekilde aldım. Şimdi kırmızı ipimize geçiyoruz. Kırmızı ipimizi de 2 tane ilmeği kırmızı ipimle alıyorum. Siyah ipimi çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa tekrar batıyorum. Siyah ipimi de tığımın üstüne alıyorum ve bir tane kırmızı ilmek çıkarıyorum. Burada iki tane kırmızı ipimi kapatmak için tekrardan ipimi bırakıyorum. Siyah ipimi alıyorum. Siyah ipimle bu şekilde kapatma yapıyorum. Burada tekrardan 9 tane siyah sık iğne yapıyoruz. Burada kırmızı ipimi kesmiyorum. Arasından yürüterek devam ediyorum. Arasından yürütmek için de tığımın üstüne ipimi bırakıyorum. Bu şekilde üstünden sık iğneler yapıyorum. 9. sık iğnemi alıyorum ve kapatmak için siyah ipimi bırakıyorum. Kırmızı ipimle devam ediyorum. Bu şekilde hemen yanındakine tekrardan batıyorum. Kırmızı ipimle bir ilmek alıyorum. Ve tığımın üzerinde iki tane ilmeğimi siyah ipimle kapatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 9 tane siyah, bir tane kırmızı yaparak ilerleyelim. Son kırmızı sık iğnemdeyim. Yine aynı şekilde tığımı batırıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Bu sefer siyah ipe geçmeden kırmızı ipimle bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Ve burada kaydırma yaparak sıramı bitiriyorum. Tığımı arkadan geçiriyorum. Gagama ilmeğimi takıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkarıyorum. Ve kırmızı ipimle tekrardan bir tane zincir çekerek bir üst sıraya geçmiş oluyorum. Şimdi ikinci sıramızda 7 tane siyah, 3 tane kırmızı yapacağız. Burada bir tane olan kırmızı sık iğnemizin hemen çaprazına bir tane sık iğne yapıyoruz. Burada kırmızı ipimle ilmek çıkarttığımı bırakıyorum. Siyah ipimi alıyorum ve sık iğnemi bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi siyah ipimle 7 tane sık iğne yapıyorum. Kırmızı ipimi kesmiyorum. Arasından yürütüyorum. Ve 7. Yedinciyi kapatmadan önce kırmızı ipimi alıyorum. Kırmızı ipimle 7. sık iğnemi kapatıyorum. Şimdi burada 3 tane kırmızı yapacağız.
Üçüncü sık iğnemi de kapatırken yine ipimi bırakıyorum, siyah ipimle kapatıyorum. Bu şekilde 3 tane kırmızı, 7 tane siyah sık iğne yaparak sıramızı tamamlayacağız. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Üçüncü sıramızda ise 5 tane kırmızı, 5 tane siyah yapacağız. Burada kırmızı ipimle devam ediyorum. 2 tane kırmızı sık iğne yapıyorum. 1 2 İkincisini kapatmadan siyah ipime geçiyorum. Ve bu şekilde sık iğnemi kapatmış oluyorum. Şimdi 5 tane siyah sık iğne örelim. Ve 5. sık iğnemdeyim. İlmeğimi alıyorum. Ve kırmızı ipime geçiş yapıyorum. Burada da toplam 5 tane kırmızı sık iğne yapalım. 5. sık iğneme batıyorum. Kırmızı ipimi bırakıyorum. Siyah ipime geçiş yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Şimdi 4. sıramızdayız. 4. sıramızda da kırmızı ipimle 3 tane sık iğne yapıyoruz. 3. Üçüncüsünde kırmızı ipimi bırakıyorum. Siyah ipimle kapatma yapıyorum. Şimdi 3 tane siyah örüyoruz. 3. Üçüncüsünü kapatırken tekrardan ipimi bırakıyorum. Kırmızı ipime devam ediyorum. Burada da 7 tane kırmızı sık iğne yapıyoruz. 7. sık iğnemde tekrardan siyah ipe geçiş yapıyorum. Burada da siyah ipimle 3 tane sık iğne yapacağız. Yani burada görmüş olduğumuz gibi kırmızı iplerimizi genişletiyoruz. Siyah iplerimizi daraltıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Şimdi 5. sıramızdayız. 5. sıramızda da 4 tane kırmızı sık iğne yapalım. Burada siyah ipime geçiş yapıyorum. 1 tane siyah sık iğne yapıyorum. Tekrardan kırmızı ipime geçiyorum. Ve burada 9 tane kırmızı sık iğne yapıyoruz. 9. sık iğnemde tekrar siyah ipi alıyorum. Ve 1 tane siyah sık iğne yapıyorum. Tekrar kırmızı ipime geçiyorum. Burada da 9 tane kırmızı sık iğne yapacağız. Burada görmüş olduğumuz gibi sıra sonuna kadar ilerleyelim. 6. sıramızdayız. 6. sıramızda siyah ipimizi kesiyoruz. Kırmızı ipimizle sıra sonuna kadar her ilmeğe batarak sık iğne yapıyoruz. Şimdi 7. sıramızdayız. 7. sıramızda 4 tane kırmızı sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4. sık iğnemi kapatmak için yeşil ipe geçiş yapıyoruz. Bu şekilde aldım. 1 tane yeşil sık iğne yapacağım. Burada alt sıradan siyah tek kalan sık iğnenin üstüne 1 tane yeşil sık iğne yapıyoruz. Kapatmak için tekrardan kırmızı ipime geçiş yapıyorum. Bu şekilde toplam 9 tane kırmızı sık iğne yapıyoruz. Burada yapacağımız işlem bu sıradan itibaren ilk başta yapmış olduğumuz gibi 9 tane siyah, 1 tane kırmızı yapmıştık. Burada da 9 tane kırmızı, 1 tane yeşil yapacağız. İkinci sıramızda da burada yapmış olduğumuz gibi 9, 7, 5, 3, 1. Diğer renkte 1, 3, 5, 7, 9 olana kadar yapacağız.
Bu şekilde sıramızı ilerleyelim. Turuncu ipimizin sırasını da bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi askı kısmını yapacağız. Askı kısmını yapmak için birleştirme yeri arkada bırakıyoruz. Buradaki turuncu ipin hizasında askı kısmını yapacağız. Burada sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Şurada yeşilin yanındaki turuncuyu sık iğne yapana kadar toplam 6 tane sık iğne yapalım. Bu şekilde 6 tane sık iğnemi yaptım. Burada toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyoruz. 4, 5, 6, 7. Çektiğim zinciri sonda bir tane olan turuncunun arasına batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde diğer turuncuya gelene kadar buradaki 1, 2, 3. turuncuya gelene kadar sık iğne yapmaya devam edelim. Askımızın diğer kısmına geldik. Burada da aynı şekilde 7 tane zincir çekiyoruz. Yedi zincir yaptıktan sonra sondaki turuncu sık iğnenin içerisine batıyorum ve sık iğne yapmaya devam ediyorum sıra sonuna kadar. Bu şekilde askı kısmımızı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi burada tekrardan sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Sepetimizin askı kısmına geldik. Burada 7 tane zincir çekmiştik. Her zincir boşluğuna batarak sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde askı kısmını bitirmiş oluyoruz. Şimdi diğer tarafa da aynı şekilde zincirin üstüne sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sepetimizin son sırasındayız. Burada ilmek kaydırma yapacağız. İlmek kaydırma yapmak için hemen yanındaki ilmek boşluğuna tığımı batırıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığımın üzerindeki ilmeğin arasından geçiriyorum. Tekrar yanındakine batırıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Tığımın üzerindeki ilmekten tığımı çıkarıyorum. Bu şekilde her ilmek boşluğuna batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Sepetimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Taban kısmından başlayıp genişleterek gövde kısmına geçiyoruz. Gövde kısımlarında da renk geçişleriyle bu şekilde modeller verdik. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Daha fazla örgü modelleri için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Keyifli örgüler dileriz. Hoşça kalın.